Hayda. Tam başlayacaktım. Ramazan ayı geldi. Hocam tam programı oturtmuştum. 11'in konularını çalışıyordum. Yanına da TYT'nin bazı derslerini almıştım ve çalışma programı sürdürecektim ki Ramazan ayına girdik. Nasıl yapacağım? Galiba çalışmalarımı bir ay ertelemeliyim. Bunu söylüyorsan yanılıyorsun. Bu cümleyi kuruyorsan büyük hata yapıyorsun. Çünkü derece isteyen bir tayfa, dereceyi hayal eden bir tayfa kesinlikle erteleme ve ötelemeden uzak durmalı. Çünkü eğer ertelemek için bahane ararsanız bahane çok. Birinci yazılar gelecek bir süre sonra, ikinci yazılar gelecek. Bunlar sürekli önünüze çıkacak ve bir bakmışsınız ki birinci dönem gibi ikinci dönem de bitti ve yaz ayına gelmiş olacaksınız. Ha sen derece istemiyorsan, spontane bir şekilde hazırlanacaksan o zaman relax olabilirsin. Bir hayalin yok, bir amacın yok. Bunun için ciddi bir mücadele sergilemenin de gerek yok. Ama yok, aksine derece istiyorsan her koşula ayak uydurmalısın ve kendini ona göre şekillendirmelisin. Ramazan ayı için de yeni bir yöntem deneyebilirsiniz. Farklı bir metot sergileyebilirsiniz. Ya örneğin sahurdan sonra uyumazsınız. Okul saatinize kadar çalışma sergilersiniz. Çalışmak isteyen ve derece için hayali olan bireyler bir şekilde plan yapar ve bu planı da ayak uydurur. Size aslında daha önemli bir nokta söyleyeceğim. Son dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı bir açıklama vardı ve ondan önce de ölçme değerlendirme biliminden, Milli Eğitim'deki ölçme değerlendirme biliminden sorumlu müdür şöyle bir açıklama yaptı. Bu sene 2024 için YKS sınavının Milli Eğitim müfredatlarına sorulacağı dile getirildi. Bu da demek oluyor ki aslında bundan sonra yavaş yavaş Milli Eğitim müfredatları daha çok ön planda olacak. Yani okul dersleri daha da ön planda olacak. Bu demek oluyor ki okul müfredatı çok önemli olacak. Sizin ders çalışırken okul dersleri, okulda anlatılan derslere pür dikkat dinlemeniz gerektiğini gösteriyor. Burada iyi bir şekilde okul derslerini dinlemelisiniz ve bunun üzerinde çalışmalısınız. Okulun size dağıttığı kaynaklar size yeterli gelmelidir. Ama o gemi materyale girdiğinizde burada soru bankalarını görebilirsiniz. Burada çalışma defterim var, onu görebilirsiniz. Ya da kamplar var, bunları görebilirsiniz. Haliyle bunu değerlendirirseniz bu sizin faydanız olacak. Yani geri kalan dönemde sizler kesinlikle ama kesinlikle o gemi materyalini değerlendirmeniz gerekiyor. Bunu bir taramanız gerekiyor. Yaz ayına geldiğinizde YKS'ye dair 9 ve 10'a dair notlar var orada. O notları muhakkak ama muhakkak taramalısınız. Çünkü Milli Eğitim Bakanı'nın yaptığı açıklamayı ciddi anlamda baz almamız gerekiyor. Bu açıklama neticesinde, Milli Eğitim'in açıklaması neticesinde müfredatın önemi bir tık daha öne çıkıyor. Elbette daha önceki sorular da müfredattan soruluyordu. Müfredat dışı bir şey sorulmuyordu ama bu yapılan açıklamalar Milli Eğitim kaynaklarının, Milli Eğitim'de kullanılan kaynaklar, OGM materyallerinin kullanılan kaynakların önemini bize daha da gösteriyor. OGM materyalde kullanılan kaynakların önemini bize de daha da net bir şekilde ortaya koyuyor, ortaya sunuyor. Şimdi siz çalışmalarınızı sergilerken bu dönem özellikle 11. sınıfın ikinci dönemi bir tık daha önem kazanıyor sizin için. Çünkü yer alan konular bir tık daha ağır ve bir tık daha önemli konular. Örneğin bu dönem fizikte elektrik konusunu göreceksiniz. İtme-momentum konusunu göreceksiniz. Basit makineler konusunu gördünüz. Bu konular anlaşılması bir tık daha zor ve biraz daha uğraştırıcı konular. Ve buna benzer diğer konular da hakeza öyle. Dolayısıyla bu dönem bir tık daha 11 sizi uğraştırabilir. Bu noktada sizin TYT adına çalışmalarını sürdürdüğünüz matematik dersinden kesinlikle feragat etmemeniz gerekiyor. Bakın size daha önce de söyledim. Hafta sonlarını muhakkak ama muhakkak olabildiğince TYT'ye ayırın. Elbette bazı haftalar gelecek TYT'ye bakamazsınız bile. Ya örneğin bu haftanız yoğun geçmiş, 11'in konuları ağırlaşmış ve birikmiş bir şekilde orada duruyor. Onları bırakıp TYT'ye mi yöneleyim? Hayır, böyle bir şey yapmayın. Elbette sizin çalışma programınız hafta hafta zaten değişiyor, güncelliyorsunuz. Bazı haftalar gelecek siz 11'in konularına daha ağır bir şekilde çalışacaksınız. Daha çok o konulara yöneleceksiniz. Elbette böyle spesifik haftalar için ben demiyorum. Ama genel itibariyle 11'in konularına çalışırken TYT'ye yer vereceğinizi unutmayın. Ve burada elbette TYT'nin tümüne yer veremezsiniz. Bunu daha önce de konuştuk. Sizler bakın es geçmemeniz gereken matematik ve Türkçedir. Bunu kesinlikle es geçmemelisiniz. Ha yanına bırakabilirseniz geometriyi bırakın. Buna da çalışın. Bu da sizin elinizi yazın kolaylaştırır. Diğer bir nokta. Bakın arkadaşlar siz kendinizi değerlendirirken lütfen ama lütfen TYT bazlı değerlendirmeyin. Burada hata yapıyorsunuz. Şimdi elbette TYT durumunuzu bilmeniz sizin faydanıza olacak. Ama
Şimdi diyelim ki sene başından itibaren 40-50 net arası bir TYT netleri yapıyordunuz. İşte dönemin sonuna doğru geldik. İşte 50-55 civarında kalmışsınız. Ve bu şekilde kendinizi yargılıyorsunuz. Burada yanlış yaparsınız. Sizin asıl kendinizi değerlendireceğiniz nokta 11'in konularıdır. Siz 11'in konularını ne düzeyde oturtmuşsunuz? Ne düzeyde çalışmışsınız? Asıl sizin için önemli olan nokta bu. Çünkü dışarıdan bize gelen sorulardan bazıları öğrenciler kendini bu şekilde yargıladığını ben görüyorum. Öğrenci işte TYT konusunda iyi ilerlememiştir, çok yavaş ilerlemiştir. TYT'de netleri istediği düzeyde değildir ve bu da onun için bir can sıkıntısına sebep oluyor. Siz bu tür şeylerden uzak durun. Sizin kendinizi bu sene değerlendireceğiniz asıl nokta 11. sınıfın konularıdır. Siz bu konuları iyi oturttuysanız iyi bir çalışma sergilediğinizi de unutmayın. Sadece ve sadece TYT adına Türkçe, matematik, bırakabilirseniz geometri de bırakın ve bu şekilde çalışmalarınızı sürdürmeye devam edin. Geri kalan 12 haftada, bu önümüzdeki 12 haftalık bir süreçte 11'in bu son dönem konularını iyi oturtur. TYT matematik, Türkçe ve geometri de yanına bırakabilirseniz, bu dersleri de bitirebilirsiniz. Özellikle Türkçe ve matematik bitirebilirseniz büyük bir başarı elde etmiş olacaksınız. Biz FİKOÇ ekibi olarak baştan itibaren 11. sınıf tayfanın yanında olmaya çalıştık. Ve geri kalan süreçte de bir şekilde yanınızda olacağız. Hangi dönem ne çalışmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini biz sizlere ileteceğiz buradan. Sizlerden istediğim kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları da videonun alt kısmına yazmayı unutmayın.